Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Kadir suresini değerlendireceğiz. Allahu Teala bize burada şöyle bildiriyor. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Biz gerçekten onu, yani Kur'an'ı, Kadir gecesinde indirdik. Ve ma edrake ma leyletul kadr. Bildin mi Kadir gecesi nedir? Leyletul kadr hayrun min elf şehr. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Allahu Teala zamanın ve mekanın yaratıcısı. Bazı mekanlar daha mübarek kılınmış. Mesela Mekke, şehirlerin efendisi, Ümmül Kura. Öte yandan Medine, Medine-i Münevvere, Peygamberimizin şehri. Orada Mescid-i Nebevi var. Kudüs, pek çok peygamberin yaşamış olduğu Mescid-i Aksa'nın en büyük mabetlerden, en tarihi mabetlerden Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yer. Nasıl ki bu mekanlar diğer mekanlara göre daha artı özelliklere sahip, zaman itibariyle de Allahu Teala bazı zamanları daha üstün kılmış. İşte aylar içerisinde Ramazan ayı ayların sultanı. Haftanın günleri içerisinde cuma günü günlerin sultanı ve cuma günü haftalık bir bayram hükmünde. Geceler içerisinde pek çok mübarek geceler var ve bu geceler içerisinde özellikle Kadir gecesi en büyük, en değerli gece. Allahu Teala bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de müstakil bir sure indirmiş. Kadir suresi ve bu kısa surede Allahu Teala çok müjdeli şeyleri bize bildiriyor. Ve İnna enzelnahu fi leyletil kadr buyuruyor. Yani biz onu, yani Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir, kader aynı kökten geliyor. Yani Kadir gecesi kadru kıymeti çok olan bir gece. Bu açıdan ona Kadir gecesi denilmiş. Daha sonra gelecek o gece mukadderat gecesi, kaderle alakalı bir gece. Allahu Teala ezelde olmuş olacak şeyleri belirlemiş. Ancak şu dünya ile alakalı her yıllık genel bir değerlendirme, adeta senelik mukadderat gibi. Dolayısıyla o gecenin ayrı bir özelliği var. Mukadderat programı ile alakalı özel bir durumu var. Bundan dolayı da o geceye Kadir gecesi, kader gecesi denilmiş. Öte yandan bu gece Kur'an'ın indirilmiş olduğu bir gece. Acaba bu indirilmenin keyfiyeti nedir? Genelde bununla alakalı nazara verilen şu: bir bütün olarak dünya semasına indirildi. Kadir gecesinde indirildi. Öte yandan 23 yıl boyunca da peygamberimize peyderpey böyle tedricen indirilmesi devam etti. Böyle bir manaya kitaplarımızda yer verilir. Bazı alimler de şöyle değerlendirmişlerdir: biz Kur'an-ı Kerim'i indirmeye Kadir gecesinde başladık. Kadir gecesinde onun indirilmesi başlandı ve 23 yıl boyunca devam etti. Böyle bir manaya da dikkat çekilmiş. Malum Bakara suresinde Ramazan ayı ile alakalı ayet var, ayetler var. Allahu Teala orada şöyle bildiriyor: Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan öyle bir aydır ki Kur'an o gecede indirildi. Buradan şunu anlıyoruz: demek ki Kadir gecesi Ramazan'ın gecelerinden bir tanesi. Çünkü biz Kur'an'ı Ramazan'da indirdik diye başka ayet var. Burada da Kadir gecesinde indirdik denilmesi, ay olarak Ramazan'da, o ayın geceleri içerisinde de Kadir gecesinde. Acaba Kadir gecesi hangi gece? Biz bunu Ramazan'ın 26'sını 27'sine bağlayan gece şeklinde yıllardır bu şekilde değerlendirmeye çalışmaktayız. Tarih boyunca da genelde böyle yapılmış. Bu bir bidat değil. Eskiden beri devam eden bir şey. Ancak bunun bir kesinliği yok. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kadir gecesinin Ramazan'ın son 10 gecelerinde ve özellikle o 10 gece içerisinde tek gecelerde, yani 21, 23, 25, 27 gibi onlarda yer aldığını bize ifade ediyor. Ancak ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam
İşte Ramazan'ın o geceler içerisinde 26'yı 27'ye bağlayan gecenin Kadir Gecesi olduğuyla alakalı genel bir kabul, genel bir telakki içerisinde. Bundan dolayı da eskiden beri 26-27'ye bağlayan gece Kadir Gecesi olarak değerlendirilmiş. Ve ümmetin bu kabulü inşallah böyledir diyelim. İnşallah Allah ona göre kabul eder. Zaten şunu da belki ifade etmek lazım. Her geceyi Kadir Gecesi bilmek gerekir. Yani bize düşen sadece Kadir Gecesini değerlendirmek değil, ömrümüzün bütün gecelerini değerlendirmek. İşte insan bunun o kadar farkına varamayabiliyor. Farkına varalım diye Allah-u Teala 3 aylarda çok mübarek geceler meydana getirmiş. İşte Berat Kandili gibi, Miraç Kandili gibi nice kandiller. Öte yandan Peygamberimizin Mevlidi gibi mübarek geceler. Bunlar bizi daha böyle motive ediyor. Her geceyi belki değerlendiremiyoruz ama hiç olmazsa bu geceleri daha iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gece hayatının tanzimini de görürüz. Allah-u Teala Peygamberimize gecenin üçte biri, üçte birinden daha az veya üçte birinden daha fazla geceyi ihya etmesi gerektiğini bildirir. Teheccüd emrini Peygamberimize verir ve ümmetinden bir taife seninle beraberdir diye ümmetten bir kısım insanları da metheder. Demek ki gecenin karanlığı ibadetle, dua ile, zikirle aydınlatılması lazım. Ve gecenin bir takım ibadetlerle ihya edilmesi gerekir. Ve tabir yerindeyse her bir Müslümanın gece hayatı da olması gerekir. Burada gece hayatı derken yani geceyi ihya etmek, ibadetle geçirmek, onu kastediyorum. Ve bir insan diyelim akşam 10 gibi yatmış olsa gecenin yarısında kalkıp veya sabah namazından önceki o seher vaktinde kalkıp 2 rekat namaz da kılmalı veya 4 rekat isterse daha fazla. Kur'an'dan bir miktar okumalı. Takip ettiği evradı vardır, virtleri vardır. Onları okumalı. Ellerini kaldırıp hem kendisi hem çoluk çocuğu, ailesi, yakınları hatta bütün insanlık için gecelerde bu şekilde insan dua etmeli. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de iki ayrı ayette seher vaktine dikkat çekiyor. Ve seherlerde istiğfarla o seheri değerlendirmek, buna Allah-u Teala dikkat çekiyor. Demek ki geceler ihya edilmek için ve özellikle Kadir Gecesi gibi geceler ihya noktasında çok daha önemli durumda. Bu gecelerin çok daha canlı bir şekilde ihya edilmesi gerekir. Acaba nasıl ihya ederiz? İşte camilerde cemaatle namaz kılmak, beraberce dua etmek, camiden dağıldıktan sonra evimizde çoluk çocuğumuzla bu konuları konuşmak ve bu gecenin fazileti hakkında bilgi vermek aile efradına, kaza namazlarımız varsa kaza namazlarını kılmak, nafile ibadetlerle meşgul olmak ve Allah'a dua etmek, özellikle bir mukadderat gecesi olması noktasından Kadir Gecesi'nde daha böyle özel dua etmek ve Ayşe validemizin peygamberimizden öğrenmiş olduğu dua, onu da bu münasebetle hatırlamış olalım. Ayşe validemiz Peygamber Efendimiz'e soruyor: "Ya Resulallah, eğer Kadir Gecesi'ne erişirsem ben nasıl dua edeyim?" Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: "Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fu anne." Şöyle dua et: "Allah'ım sen affetmeyi seversin, beni de affet." Bu mealde yani sen afusun, affetmeyi seversin, beni de affet. Bu şekilde Allah'a dua et. Demek ki günahlarımızın affı için bu gecede dua etmek ve bundan sonraki hayatımızda daha verimli olabilmek, istikametli olabilmek, dengeli bir hayat yaşayabilmek, Allah'a külli ibadet eden bir bahtiyar olabilmek, bunları Cenab-ı Hak'tan istemek gerekiyor. Öte yandan aile efradımız için dua etmek, bütün mümin kardeşlerimiz için dua etmek ve bütün ehli iman için ve bütün tevhid ehli olan kimseler için dua etmek, hatta insanlık için. Acaba insanlık için nasıl dua ederiz? Bunun da
Peygamberimizin hayatında örnekleri var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allahümme ihdili kavmi feinnehum la ya'lemun buyuruyor. Allah'ım kavmime hidayet et çünkü onlar bilmiyorlar. Demek ki ehli küfür içinde Allah'tan hidayet temennisinde bulunmak lazım. Onlara Allah'tan hidayet istemek gerekiyor. İşte bu şekilde mübarek bir gece, Kadir gecesi. Leyletul Kadr hayrun min elf şehr. Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Acaba 1000 aydan murat kesretten kinaye midir? Yani 1000 ay uzun bir zaman dilimi. 83 seneye tekabül ediyor. Yani ortalama bir ömürden daha fazla. Yani böyle bir gece bir ömürden çok daha hayırlıdır. Böyle bir geceyi değerlendiren koca bir ömrü değerlendirmiş gibi sevap kazanabilir. Bu mana genelde nazara verilmiş. Ama Türkçe'de bu gibi ifadeler çokluktan kinaye kullanılabiliyor. Arapça'da da kullanılır. Dolayısıyla bir gece bir ömre bedeldir. Hatta çok daha fazlasına bedeldir. Genel anlamda bu işin büyüklüğünü ifade etmek bu manada düşünülebilir. Bazı rivayetler var. Bu 1000 gece manasına, yani 1000 ay manasına mutabık olan bazı rivayetler var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam İsrailoğullarından birisinin Allah yolundaki mücadelesini anlatıyor. Bu kimse 1000 ay boyunca Allah yolunda cihad etmiş. Allah yolunda mücadele etmiş. Ve ara vermeden bu mücadelesini devam ettirmiş. Sahabeler bunu duyunca üzülüyorlar. Yani ümmeti Muhammed'in ömrü daha az. Ortalama ömür 60-70 yıl gibi. Bu şekilde 1000 ayı Allah yolunda geçirebilmek ümmeti Muhammed için pek de olacak bir şey değil. Bundan dolayı üzülüyorlar. Bu üzüntü üzerine Allah-u Teala bu sureyi indiriyor. Yani ben size öyle bir gece verdim ki o geceyi ihya ederseniz 1000 aydan çok daha hayırlı bir şekilde bir netice elde edersiniz. Bu şekilde bir müjde ümmeti Muhammed'e veriliyor. Bir de şu yönü belki düşünülebilir. İnsanın hayatında bazı geceler veya gündüzler çok daha özel bir öneme sahiptir. Mesela çok kimselerden bir şeyler duymuşuzdur ama birisinin söylemiş olduğu belki bir cümle bizim hayatımızda bir dönüm noktası olmuş, bir milat, müsbet manada bir milat meydana getirmiştir. Böyle olunca onun meydana geldiği gün veya gece adeta bir ömre bedeldir. Çünkü sonraki hayatımız ona göre şekillenmiştir. Demek ki hayatımızda böyle geceler söz konusu olabilmektedir. İşte bir gece vardır ki ömre bedeldir, dünyaya bedeldir, her şeye bedeldir. Biz o geceyi hayatımızda aramamız lazım. Kadir gecesinde aradığımız gibi sonrasında da aramak gerekir. İşte her geceyi Leyle-i Kadir bilmek bu açıdan önemli. Bütün geceler değerlendirilmek içindir. Ve biz o gecelerden birinde gerçekten çok özel bir şey yakalayabilirsek, manevi yönden bir dönüm noktası olabilecek bir halet ruhiyeyi yakalayabilirsek, o gece bizim için ister Ramazan'ın 27'si olsun, ister bir başka gecesi olsun, ömrümüze bedel olur ve hayatımız artık ona göre şekillenir. Bu açıdan bu aramayı ömür boyu yapmak lazım ve bütün gecelerde yapmak lazım. Birinde belki yakalayamayız ama diğerinde yakalarız. Bu açıdan hayat bir arayıştır. Daha mükemmelini elde etmeye çalışacağız. Ve insan şu dünyaya tekamül etmek için gönderilmiş. İşte dünyaya geldiğimizde bir şey bilmiyoruz, cahiliz. Ve 15 yaşına kadar, buluğ dönemine kadarki zamanda bir şeyler öğreniyoruz. Ama öğrenmemiz hayat boyu devam edecek. Buluğ ile beraber imtihan başlıyor ve günahlar da yazılmaya başlıyor. Böyle olunca insan hem geceleri hem gündüzleri gayet iyi değerlendirmekle mükellef. İşte geceleri ihya edeceğiz ki gündüzlerimiz de gerçekten aydınlık olsun. Bu da gecelerin ihyasından geçiyor. Bu da çok ciddi bir gayreti gerektiriyor. İşte Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Tenezzelül melâiketü ve ruhu fiyâ bi izni rabbihim. Rablerinin izniyle
O gecede melekler ve ruh tenezzül eder, yeryüzüne inerler. Min külli emrin selam, ve her şey o gecede selamdır, bir selamettir. Veya melekler ehli imana selam verirler. Kendi aralarında işte birbirlerine selam verirler. Yeryüzü meleklerle dolar, meleklerle apayrı bir hoş bir mana yaşanmış olur. Bir de şuna dikkat çekilmiş. O gecede büyük felaket olmaz. Yani normalde hemen her geceye tekabül eden bir takım felaketler vardır. Ama o gece selametli bir gecedir. O gece barış içinde, esenlik içinde geçen bir gecedir. Hiye hatta matla'il fecr, ve o ta fecre kadar böyledir. Yani fecre kadar melekler inmeye devam eder. Fecre kadar, gün doğuncaya kadarki zamanda o gecenin bereketi böylece devam eder. Ve o gece ihya edenler açısından 1000 yıldan çok daha hayırlı hale gelir. Burada tabi melekler ve ruh, melekleri biz görmedik. Ruhtan da muradın Cebrail olduğu söyleniyor. Ancak başka türlü manalara da yine ruhtan muradın Cebrail'den farklı bir ruhani varlıkla alakalı olduğu tefsirlerde yine nazara verilir. Bunlar gaybi meseleler. Bizler Kur'an-ı Kerim'i okumak münasebetiyle gayb alemine de açılıyoruz. Ve eşyanın sadece görülenlerden ibaret olmadığını, görmediğimiz varlıklar olduğunu, bunları da Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla öğreniyoruz. Alemde yalnız değiliz. Her tarafta melekler var. Her birimizle alakalı görevli melekler var. Sağımızda, solumuzda kiramen katibin görev yapıyorlar. Hafaza melekleri denilen melekler, belki sayıları yüzlerce, bazı rivayetlerde öyle ifade edilmiş. Bunlar insanı zarar verebilecek gözle görmediğimiz varlıklara karşı muhafaza ediyorlar. Ve şu alemde her varlığın ibadetini Allah'a takdim eden temsilcileri var. Ve bunlar da melekler. Bir de ruhaniler dediğimiz belki ayrı bir taife. Onlar da yine bu gecede Allah'ın emriyle, izniyle yeryüzüne geliyorlar. Meleklerin tabii yeryüzüne gelmesi onlar açısından da tarihi bir olay oluyor. Hani bir insan köyde yaşar, günün birinde İstanbul'a gitse daha önce görmediği nice şeyleri görür. Onun gibi şu dünya kainat içinde adeta bir merkez durumunda. Dünya kainatın kalbi ve kıblesi durumunda. Melekler açısından da dünyaya gelmek ayrı bir masariyet. Ve onlar işte Kadir Gecesi'nde ard arda iniyorlar, iniyorlar. Bu da yeryüzünde bir ruhaniyatın hakim kılınması, o gecenin selamet olması, bu gibi güzellikleri netice veriyor. Cenab-ı Hak bütün gecelerimizi bir Leyla-i Kadir kıymetinde kılsın ve bütün Leyla-i Kadirleri de her birimiz hakkında 1000 aydan daha hayırlı olacak şekilde değerlendirmeyi nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.